Ankara Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Sayın seyirciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 3 gün süren New York görüşmelerinin ardından Türkiye'ye döndü. Denktaş ayağının tozuyla bir basın toplantısı düzenledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın hem Yunanistan'a hem de Rum kesimine mesajları vardı. New York'ta 3 gün süren görüşmelerin sonucunda uzlaşma kararıyla Türkiye'ye dönen KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş askeri törenle karşılandı. Denktaş, Başbakan Mehmet Ali Talat ve Dışişleri Bakanı Serdar Denktaş'la birlikte Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Eğer her iki taraf da çalışırsa bir sonuç alınabilir diye düşünüyoruz. Rauf Denktaş yeni yol haritasında iki önemli nokta olduğunu söyledi. Bunlardan birincisi, varılacak uzlaşmanın halk oyuna sunulmasıdır. Halkımız eğer ortaya çıkan neticeyi beğenmiyorsa referandumda kabul etmediğini söylemek hakkına sahiptir. İkinci çok önemli sübap, anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirilmesi meselesidir. Türk ulusunun da kabul edebileceği dengeli, kalıcı bir anlaşma olmalıdır. Türk diplomasisinin New York'ta başarılı bir sınav verdiğini belirten KKTC Cumhurbaşkanı 19 Şubat'ta Kıbrıs'ta başlayacak görüşmeler öncesinde Rum tarafına seslendi. İnşallah bunlar da artık dikine gitmekten ve Kıbrıs'ın sahibi gibi davranmaktan, bizi azınlık olarak görmekten vazgeçerler. İki halk iyi komşuluk esasları içerisinde bir anlaşmaya varmak için uğraşır. Denktaş'ın Yunanistan'a da mesajı vardı. Yunanistan'ın da artık Avrupa Birliği yoluyla Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs'a sahip çıkma oyunundan vazgeçmesini bekliyoruz. Evet, New York'ta uzlaşmayla sonuçlanan görüşmelerden sonra şimdi gözler 19 Şubat'ta Kıbrıs'ta başlayacak müzakerelerde. Sayın seyirciler, kara kış tüm yurtta etkisini sürdürüyor. Binlerce köyün yolu kapalı. İstanbul'da batan geminin mürettebatı bulunamadı. İşte yurttan kış haberleri. Günlerdir tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kara kış şiddetini azaltsa da etkileri hala devam ediyor. Kar kalınlığının 3,5 metreye ulaştığı Uludağ'da İstanbul Üniversitesi'nden 12 dağcı 13 saat mahsur kaldı. Uludağ Jandarma Arama Kurtarma Birlikleri tarafından kurtarılan öğrencilerin sağlık durumu iyi. Bursa'da da aşırı kar nedeniyle tek katlı aşağı bir ev çöktü. Yıldırım Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından enkaz altında kalan Yahya ve Feride Sezgin isim yaşlı çift kurtarıldı. Karadeniz'de yüksekliği zaman zaman 10 metreyi bulan dev dalgalar Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 2 ev ve 2 kilometre uzunluğundaki istinat duvarını yıktı. Yıkılan evlerde can kaybı yok. Yurt genelinde ağır kış koşulları nedeniyle 4627 köy yolu ulaşıma kapanırken ilköğretim okulları ve liselerde Ordu'da 2, Bolu, Bursa, Eskişehir ve Zonguldak'ta ise bir güne eğitime ara verildi. Birinci Süper Lig'de Rize Atatürk Stadı'nda yapılması gereken Çaykur Rizespor İstanbulspor karşılaşması zeminin uygun olmaması nedeniyle yarın ertelendi. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine batan Kamboçya bandıralı Hera isimli geminin 19 kişilik mürettebatından ümit kesildi. Kayalıklara çarpan Rus Tronsi gemisindeki 11 kişi kurtarılırken 16 kişilik mürettebatıyla karaya oturan Kuzey Kore bandıralı Lujin bir yardım istemedi. İstanbul'da ise sabah saatlerinde başlayan şiddetli lodos nedeniyle Üsküdar Eminönü, Kadıköy Eminönü ve Kadıköy Karaköy dışındaki hatlarda vapur seferleri yapılamadı. Atatürk Havalimanı'nda ise iniş ve kalkışlarda sorun yaşanmıyor. Ancak Türk Hava Yolları devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Kent içinde ise ara sokaklar hala tamamen açılmasa da ana yollarda ulaşım sorunu yaşanmıyor. Ancak akşam saatlerinde İstanbul Valisi Muammer Güler olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ildeki tüm ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreli tatil edildiğini açıkladı. Güler, kamu kurum ve kuruluşlarına çalışan engelliler de aynı tarihte izine sayılmışlardır dedi. Özellikle de İstanbul başta olmak üzere Türkiye beyaz örtü altında en soğuk günleri yaşıyor. Peki sayın seyirciler, önümüzdeki günlerde Türkiye'de hava nasıl olacak? Soğuklar ve kar yağışı devam edecek mi? İşte yanıtı.
çarşambaya kadar sıcaklıklarda önemli bir artış beklemiyoruz. Çarşambadan sonra batı bölgelerimizden başlayarak bir sıcaklık artışımız olacak. Özellikle de İstanbul'un üzerine beyaz bir kabus gibi çöken soğuk ve yağışlı havanın ardından meteorolojiden gelen bu haber insanın içini ısıtıyor. Ancak Türkiye'yi etkisi altına alan kötü hava koşullarının 3 gün daha yer yer etkisini devam ettirmesi bekleniyor. Kar yağışı yok ama Ankara en soğuk günlerinden birini yaşıyor. Meteoroloji hava tahminleri uzmanı Abdullah Macit, Ankara'da İstanbul'daki gibi alarm gerektirecek bir durum olmadığına dikkat çekiyor. Herhangi bir alarm durumu meteorolojik açıdan söz konusu değil. Bu gece Ankara'da kar yağışını bekliyoruz. Yarın Ankara çok bulutlu bir hava bekliyoruz. Yağış beklemiyoruz yarın için. Peki ya kara kışın etkisini en yoğun şekilde hisseden İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün için kar yağışı bekliyoruz. Yarın bu yağışı beklemiyoruz. Tekrar salı günü yine bir karla karışık yağmurumuz var. Ama çarşamba günü tekrar yağış beklemiyoruz İstanbul'da. Kışı beyaz örtü altında geçiren İstanbul'da Şubat ayının 21'i ve 22'sinde yine yoğun kar endişesi var. Meteoroloji ise yağış bekliyor ancak kar yağışı değil yağmur. Hava tahminlerimiz özellikle tutarlılığı 3 gün için geçerli. O gün için bizde şu anda 21-22'sinde yağmur görülüyor. Bölücü terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanışının 5. yılında örgüt yandaşları izinsiz gösteri düzenledi. Beyoğlu'nda polis araçlarına molotof kokteyli atan göstericiler bir bankanın da camlarını kırdı. Bölücü örgüt yandaşları polis araçlarına molotof kokteyli ve taşlarla saldırdı. Tamam, bu taraflara saldırmasın da görmeyelim. Görüntüler İstanbul Beyoğlu'ndan. Bölücü örgüt lideri Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilişinin 5. yılında İstanbul'da izinsiz gösteriler düzenlendi. Çevik kuvvetin gelmesiyle ara sokaklara kaçan göstericilerden 20'si gözaltına alındı. Polis tarafından yanlışlıkla eylemci olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan bir genç, annesinin ısrarlı çabasının da etkisiyle serbest bırakıldı. Yaklaşma, gelme. Gelme. Kızım, kardeş. Gözaltına alınan eylemciler Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sayın seyirciler, tasarruf mevzuatı sigorta fonu Uzan grubuna ait şirketlerin tamamına el koydu. Sırada bu konuyla ilgili haberimiz var. Tasarruf mevzuatı sigorta fonu kamu olacaklarının tahsiline ilişkin yasa uyarınca Uzan grubunun 219 şirketine el koydu. Karar uyarınca Uzan grubu şirketlerinin yönetim kurulları da değiştirildi. TMSF şirketlerin bağlı olduğu 4 ayrı gruba 5'er kişiden oluşan kayyum atadı. TMSF operasyona gerekçe olarak İmar Bankası hakim ortaklarının 7,5 katrilyonluk borcunu ödemek için ödeme planı sunmamasını gösterdi. İmar Bankası hakim ortaklarının yakınlarının yöneticilerinin ve onlar adına hareket edenlerin doğrudan veya dolaylı sahip oldukları veya kontrol ettikleri şirketlerle ilgili olarak başlatılan işlem, kamu olacağının tahsili için Bankalar Kanunu'nun ve diğer ilgili kanunların amir hükümlerinin uygulanması mahiyetindedir. Tüm bu gelişmelerin ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Uzan grubunun şirketlerine el konulmasına ilişkin bir soruya şöyle yanıt verdi. Bu konu tamamen TMSF ile alakalı. TMSF gerekli açıklamayı yaptı. Adalet Bakanı Cemil Çiçek de Uzan grubu şirketlerinin fona devredilmesiyle ilgili olarak, bizim niyetimiz üzüm yemek, kimseyle özel bir meselemiz yok dedi. Şimdi tayin edilen kayyumlar, özel sektör anlayışla şüphesiz bu yönetimlerini sürdürecekler, gelirinden de devlet olan borçlarını ödeyecekler. İşin şeysi bu, adı üzerinde yani tahsilat kanunu. Dolayısıyla tahsilat için yapılmış olan bir düzenleme bu. Tasarruf mevzuatı sigorta fonu el konulan şirketler arasında yer alan Star Media grubunun yönetim kurulu başkanlığına Adem Gürses'i getirdi. TRT'nin çeşitli birimlerinde görev yaptıktan sonra özel televizyonlarda üst düzey yönetici olarak çalışan Adem Gürses, Star TV'nin kuruluşunda da yer almıştı. Gürses yeni görevine getirildikten sonra yaptığı ilk açıklamada amacın televizyon ve gazeteyi yaşatmak, büyütmek ve geliştirmek olduğunu açıkladı. Gürses aynı zamanda tüm çalışanların özlük haklarının korunacağını da belirtti.
Tarım kurucusu Cem Uzan dün şirketlere el konulmasının ardından iki teldeki holding binasına çalışanlarıyla vedalaşmaya geldi. Binaya alınmayan Cem Uzan polis çemberi altında çalışanlarıyla tek tek sarılıp vedalaştı. Uzan grubunun 219 şirketine el konulma operasyonuyla ilgili bir açıklama da Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'dan geldi. Bakan Coşkun bunun son yasa çerçevesinde tamamen hukuki bir müdahale olduğunu söyledi. Tamamen hukuki yönden bir müdahale son yasa çerçevesinde. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan bugün AKP Siyaset Okulu'nda ders verdi. Babacan, ekonomi dersinde Uzan grubuna bağlı 219 şirkete tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından el konulmasına da değindi. Babacan, karar tasarruf mevduatı sigorta fonunun kararıdır, bizim diyeceğimiz bir şey yok dedi. AKP'nin siyaset okulunda ders verme sırası bugün ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan'daydı. AKP'lilere ekonomideki son gelişmeleri anlatan Babacan'ın gündeminde Uzan grubuna bağlı 219 şirkete tasarruf mevduatı sigorta fonunun el koyması da vardı. Babacan, karar TMSF'nin kararıdır dedi. Tasarruf mevduatı sigorta fonunun kendi kararıdır. Bilmeyeceğimiz bir şey yok. Ve Babacan ekledi, BDDK ve TMSF'nin görevi bellidir. Kurallar bellidir, kurallarınız neyse o kurallar çerçevesinde hareket edin dedik. İşte bakın hem BDDK'mız hem de TMSF'miz yani Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'muz bağımsız kararlarını alıyorlar ve banka ya da şirketler grubunda verdikleri kararları da kendileri yürütüyorlar. Ekonomide her şeyin planladıkları gibi yürüdüğünü belirten Devlet Bakanı Babacan, NEMA'ların Mart ayında ödeneceğini de söyledi. Mart ayında programa alınmış durumda. Tam gününü henüz şu anda bir şey söyleyemeyeceğim ama daha sonra açıklanacak. Sayın seyirciler, Kuveyt'te yapılan Irak'a komşu ülkeler toplantısında Irak'taki işgalin bir an önce sona ermesi çağrısı yapıldı. Bildiride Amerika'nın adı geçmedi ama Amerika Birleşik Devletleri de bir açıklamayla ülkedeki güçlerini birkaç yıl içinde Irak'tan çekeceğini, komşu ülkelerdeki üslerde konuşlandıracağını duyurdu. Kuveyt'te düzenlenen Irak'a komşu ülkeler toplantısına katılan bakanlar, Irak'taki işgalin en kısa sürede sona ermesi çağrısına bulundu. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün de katıldığı toplantının ardından yayınlanan nihai bildiride, Irak'taki işgalin mümkün olan en kısa sürede sona ermesi için Birleşmiş Milletler'in rolünün artırılması önemi vurgulandı. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül toplantının ardından Türkiye'ye döndü. Irak'a nasıl daha süratli bir şekilde yardımda bulunulur? Irak kendisini nasıl toparlar ve en kısa süre içerisinde Irak'ın egemenliği Iraklara nasıl devredilir? Kuveyt'ten bu çağrı yapılırken Amerika Birleşik Devletleri de Irak'taki güçlerini önümüzdeki birkaç yıl içinde önce kentlerden kırsal kesimlere çekmeyi, sonra da Kuveyt ve diğer komşu ülkelerdeki üslerde konuşlandırmayı planladığını açıkladı. Yeni plana göre Irak'taki Amerikan askeri sayısı 130 binden 110 bine düşürüldü ve birlikler Bağdat'tan diğer kentlere doğru harekete geçti. Barış gücü görevi de Irak polisiyle sivil savunma etkilerine bırakılmaya başlandı. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde Irak'taki Amerikan askeri varlığı hemen hemen yok olacak. Bu arada Irak'ta görev yapan Koreli istihbaratçılara roketli saldırı düzenlendi. Bağdat'ın El Adil semtinde bir jipe yapılan roketli saldırıda iki Koreli istihbaratçı öldü. Rusya'nın başkenti Moskova'da su parkının tavanının çökmesiyle meydana gelen faciada inşaatı gerçekleştiren Türk firması merkez altına alındı. Dün akşam meydana gelen olayda 28 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi de yaralandı. Moskova'da su parkının çatısının çökmesinin ardından acı bilanço giderek kabarıyor. Olayda ölü sayısı 28'e yükseldi. 110 yarıldan 4'ünün durumu ağır. Facia Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana geldi. Bir çocuğun doğum gününü kutlandığı sırada Transval yüzme havuzu ve su parkının cam tavanı çöktü. Yaklaşık 600 kişinin bulunduğu su parkındaki olay sırasında çok sayıda insan enkaz altında kaldı. Kurtulanlar mayolar ile -15 derece soğukta dışarıya fırladı.
Moskova Emniyet Müdürlüğü ve Acil Durum Bakanlığı çökmeye tabanda günlerdir yağan karın yol açtığı aşırı yükün neden olduğunu açıkladı. Rus basını ise havuzun 15 yıldır Rusya'da iş yapan Koçak İnşaat tarafından yapıldığını duyurdu. Firmanın sahiplerinin dün akşam ifadeleri alındı. Olayda müteahhit firma suçlu bulunursa sorumlulara 5 yıla kadar hapis ve en az 3 yıl ihalelerden men cezası verilecek. Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 51 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi ise yaralandı. Çin'de 5 katlı alışveriş ve eğlence merkezinde yangın çıktı. 13:45 Çin'in başkenti Pekin'in 950 kilometre kuzeydoğusundaki Jilin kentindeki yangında ilk belirlemelere göre 51 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi de yaralandı. Yaralananlar arasında yangına müdahale eden itfaiyeciler de bulunuyor. Beş katlı alışveriş ve eğlence merkezine çıkan yangını 260 itfaiyeci yaklaşık 4 saatte söndürebildi. Jilin Valilik Sözcüsü, yangının çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı araştırma başlatılacağını belirtti. Yerel seçimlerin arifesinde AKP'de adaylar bir bir gün yüzüne çıkmaya başladı. Başbakan Erdoğan, Samsun, Diyarbakır ve Gaziantep'te seçmenin karşısına çıkacak isimleri açıkladı. Ancak sayın seyirciler, AKP'nin İstanbul, İzmir ve Ankara'da kimi aday göstereceği sorusu henüz yanıt bulmadı. İktidarda ilk yerel seçim sınavından geçecek AKP'de belediye başkan adaylarının isimleri gün yüzüne çıkmaya başladı. Toplam 621 il, ilçe ve beldede adaylarını netleştiren AKP, büyük şehirlerde seçmenin karşısına çıkacak isimleri taksit taksit açıklıyor. AKP'nin Diyarbakır, Gaziantep ve Samsun'da hangi isimlerle sandığa gideceği belli oldu. Gaziantep, belediye başkan adayımız Asım Güzelbey. Diyarbakır, belediye başkan adayımız Mücahit Can. Samsun, belediye başkan adayımız Yusuf Ziya Yılmaz. Ancak İzmir, İstanbul, Adana gibi büyük şehirlerin adayları hala belli değil. Büyük çekişmenin yaşanacağı Ankara'da AKP'nin adayı kim olacak? Melih Gökçek mi, Turgut Altınok mu? Yoksa bir başka sürpriz isim mi? Kafaları karıştıran bu sorular boşlukta atıla dursun. Başbakan Erdoğan'la halen Büyükşehir Belediye Başkanı olan Melih Gökçek dün akşam sürpriz bir yemekte bir araya geldi. Büyük şehirlerde heyecanlı son dakikaya bırakan AKP'nin Siirt adayı ise tanıdık bir isim. AKP Siirt'te başbakana vekillik koltuğunu devreden Mervan Gül'le selamlayacak seçmenini. Siirt, Mervan Gül. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin düzenlediği mitingde Adanalılara seslendi. MHP Genel Başkanı ayrıca Adana'daki belediye başkan adaylarını da tanıttı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Adana'da düzenlediği büyük buluşma mitinginde partililere seslendi. Aziz Adanalılar, 28... İstasyon meydanında halka hitap eden Bahçeli daha sonra partisinin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı eski MHP Milletvekili Metanet Tunhaoğlu, Merkez Seyhan İlçe Belediye Başkan Adayı İsmail Tuncuk'la Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Halaman'ı partililere tanıttı. Bahçeli konuşmasında hükümetin Kıbrıs politikasını eleştirdi. Çözümsüzlük çözüm değildir diyerek nasıl Kıbrıs'tan kurtulacağımızı anlatmaya çalışıyor. Ve kurtulucu yaklaşımı bir zafer olarak göstermeye çalışıyor. Sayın seyirciler, dünya rekortmeni halterciğimiz Halil Mutlu dün, jimnastik antrenörü Seher Haliloğlu ile evlendi. Nikah şahitleri ise siyaset dünyasındandı. Türkiye'nin halterdeki gülen yüzü Halil Mutlu dün akşam muhteşem bir düğünle dünya evine girdi. Nikah töreni siyaset dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Başbakan Erdoğan törene eşi Emine Erdoğan'la birlikte gelirken Deniz Baykal CHP'liler de birlikte gelmeyi tercih etmişti.
birlikte genç çift salonu alkışlar arasında geldiği Halil Mutlu ile Seher Haliloğlu bir ömür birlikte olmak için evet dedikten sonra sıra nikah cüzdanını vermeye geldi. Kaybolmasın diye Halil kardeşime de soruyorum. Halil kardeşim. Hakikaten evlenecek biraz da zaman olabilir. Mutlu günün hatırası olsun diye çektirilen toplu fotoğrafın ardından genç çift ilk dansları için pistteydi. Halil Mutlu'yu bu özel gününde meslektaşları da yalnız bırakmamıştı. Sayın seyirciler, göklerden gönüllere düşen yıldızlar için dün gece bir konser düzenlendi. Edil Biret ve Sunakan'ın verdiği konseri Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök izledi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Halil İbrahim Fırtın'ın himayesinde Kartal Vakfı yararına göklerden gönüllere inen şehitlerimiz konseri düzenlendi. Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'ndeki konsere gelen Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Orgeneral Fırtına tarafından karşılandı. Konser, Şehit Rengim Gökmen yönetimindeki Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası'nın İstiklal Marşı'nı çalmasıyla başladı. Türkiye'nin dünyaca ünlü keman sanatçısı Sunakkan'ın konserinin ardından ara verildi. Konserin ikinci bölümünde Türkiye'nin harika çocuğu piyanist İdil Biret sahneye çıktı. Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, sevgililer gününde göklerden gönlümüze düşen yıldızlar için bir şeyler paylaşmak istedikleri ve Sunakkan, İdil Biret, Şef Rengin Gökmen ve program genel sanat yönetmeni Arda Aydoğan'a kahramanları simgeleyen pilot heykeli verdi. Konserde TRT Korosu da sahne alarak İzmir'in dağlarında çiçekler açar ve 10. yıl marşını söyledi. Konsere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, eski Genelkurmay Başkanları Hüseyin Kıvrıkoğlu ve İsmail Hakkı Karadayız, İstanbul Valisi Muammer Güler, iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Avrupa Ağır Siklet Fox Şampiyonu Sinan Şami Sam, eski şampiyon Luan Krasnik'le yaptığı unvan maçını 12 raundun sonunda hakem puanıyla kaybetti. Yeni Avrupa Şampiyonu Luan Krasnik oldu. Avrupa şampiyonu Sinan Şani Sam Almanya'nın Stuttgart kentinde Arnavut asıllı Alman Luan Krasnik ile karşılaştı. Sam ringe gelirken Türk taraftarlarının coşkulu tezahüratlarıyla karşılandı. 30 yaşındaki Avrupa şampiyonu Sam ünvanını daha önce aynı boksörü nakavtla yenen Polonyalı rakibiyle yaptığı karşılaşmayı kazanarak elde etmişti. Piyasaya geçen karşılaşmada Avrupa Ağır Siklet Şampiyonu Sinan Şami Sam, 12 raundun sonunda hakem puanıyla şampiyonluğu 33 yaşındaki rakibi Luan Krasnik'e kaptırdı. Franco Ciminale 113-116 und damit neuer Europameister im Schwergewicht Luan Krasnik. Karşılaşmanın ardından oldukça üzgün olduğu gözlenen Sam, bir haftadır herkes kaybetmem için elinden geleni yaptı, kaybettim, üzgünüm dedi. Türk yönetmeni Altın Ayı Ödülü. Almanya'da bu yıl 54.sü düzenlenen Berlin Film Festivali'nde yönetmen Fatih Akın, Duvara Karşı filmiyle Altın Ayı Ödülü kazandı. Film, Almanya'da yaşayan bir Türk kızının bir gence aşık olup evden kaçmasını konu alıyor. Yedin divan! Türk yönetmene büyük ödül. Türk yönetmen Fatih Akın'ın Duvara Karşı adlı filmi 54. Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazandı. Almanya adına 23 film arasında yarışan Akın'ın filminde Almanya'da yaşayan bir Türk kızının bir gence aşık olarak evden kaçması konu ediliyor. Fatih Akın Altın Ayı ödülünün kendisi için bir sürpriz olduğunu ve çok sevindiğini söylerken Alman yapımı filmin büyük bölümünün Yeşilçam sinemasından izler taşıdığını belirtti. İstanbul
Serdar Akar, Önder Şakar, Ali Akdeniz, ailem, siz bana çok yardım ettiniz, çok büyük bir destek verdiniz. Bu desteğin gelişi, yani alışverişi falan bu. Almanya'da yaşayan Fatih Akın hem Türk hem de Alman sinemasının en iyi yönetmenleri arasında gösteriliyor. En iyi kadın oyuncular Charlize Theron ve Catherine Moran, en iyi erkek oyuncu ödülünde ise Los Emres filmindeki rolüyle Daniel Handler layık görüldü. Ödül töreni başlamadan önce salon önünde bir grup çıplak öğrenci Berlin Eyalet Hükümeti'nin üniversite bütçesiyle yapılmasını planladığı bütçe kesintilerini protesto etti. Ve 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Ankara. Sayın seyirciler, Sevgililer Günü kutlamalarının yapıldığı yerlerden biri de Deniz Seki ve Tarkan Tüzmen'in sahneye çıktığı gece kulübüyü de izliyoruz. Sevgililer Günü'nün akşamında birlikte olmak isteyen başkentlilerin adresi eğlence mekanlarıydı. 14 Şubat nedeniyle Ankara'da sahne alan Deniz Seki ve Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'in şarkıcı kardeşi Tarkan Tüzmen'le eğlendi Ankaralılar. Tüzmen, sevgililere söylediği şarkılarla romantik dakikalar yaşattı. Deniz Tekin'in sahne aldığı barı tıka basa dolduran çiftler ise gece boyunca şarkılara eşlik ettiler. Kıyafeti ve performansıyla göz dolduran Deniz Tekin, başkentlilerden tam not aldı. Star ana haberi izlediniz. Tekrar görüşünceye kadar mutlu ve güzel haberler almanızı diliyorum. İyi akşamlar. Thank you.